Değerli izleyicilerimiz, şimdi enteresan bir haber var. Biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle aşı problemi hala çözülebilmiş değil. Avrupa'nın ufak ülkelerinden bir tanesi olan San Marino, 34 bin nüfuslu ufak bir ülke. Şimdi San Marino enteresan bir uygulamaya başladı. Aşı turizmine başladı. Ne demek bu? Siz Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden San Marino'ya gidip 50 euro verdiğinizde size tek doz aşı yapıyorlar. Yani aslında bu işi fırsata çevirmişler. Sebebi de şu. Yeterince aşı yok Avrupa'da. İşte San Marino iline geçirdiği aşılarla 34 bin nüfus olduğu için önce vatandaşını aşıladı. Şimdi de bu aşıları paraya çeviriyor. Tabii işin içerisinde şöyle bir şey var. Bir kere siz San Marino'ya gittiğinizde en az 3 gün boyunca bu Sağlık Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu otellerde kalacaksınız. Otel parasını ödeyeceksiniz. Yiyeceksiniz, içeceksiniz. Zaten 34 bin nüfuslu. Düşünsenize bir 30 bin kişinin gittiğini aşı olmak için gittiğini hem geziyor hem aşı oluyor. Aşı bulamayan ülkelerden bahsediyorum. Ondan sonra adamların ciddi anlamda ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlayacaksınız. Bu San Marino'yu ben şundan hatırlıyorum. Türkiye ile oynadığı maçlardan hatırlıyorum. Türkiye 7-0-8-0 falan yenmişti. Türkiye'ye bir sevap. Türkiye'ye at, gol attıklarında mesela maç 5-0 Türkiye önde gidiyor. Bir tane gol attıklarında havaya uçuyorlar. Oradan hatırlıyorum ben bu San Böyle bir uygulamaları var. Peki ne aşısı yapıyorlar? Rus aşısı yapıyorlar. Biontech değil. Yani Avrupa Birliği'nin onay vermiş olduğu Biontech, Moderna, Johnson Johnson ya da diğer aşı değil. Burada sadece Rus aşısı Sputnik uygulanıyor arkadaşlar. Yani bu aşıyı olmak isteyen varsa San Marino'ya gidebilir. Tabi işin içerisinde bana soracak olursanız yine para var. Paranın sıcak yüzü var. insanları bu en zor dönemde dahi koronavirüsle ilgili bu sıkıntılı dönemde dahi bir şekilde yontmanın başka bir adı da aşı turizmi. Ben öyle görüyorum. Değerli izleyicilerimiz Avrupa'da biliyorsunuz yaşayan vatandaşlarımızın bu sıralar en çok Kıymetli izleyicilerimiz başta Avrupa olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz günlerde bizlere en çok soru sormuş olduğu konu Türkiye'ye bu yaz tatile gidebilecek miyiz? Değerli izleyicilerimiz bakın şimdi Türkiye'deki turizm noktalarıyla ilgili herhangi bir durum, bir yasaklama ya da herhangi bir kısıtlama durumu söz konusu değil. Turizm zaten Türkiye'de dört gözle yurt dışından gelecek olanları bekliyor turizm sektörü. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz çok sıkıntılı geçti. Pek çok şirket, otel iflas etti. Hal böyle olunca bu yılda yeni bir kaosun içerisine bu turizm şirketlerimiz, otellerimiz girebilecek güçte de değil. Özellikle Turizm Bakanlığı da, Ekonomi Bakanlığı da bu konuyla ilgili çok hassas Pek çok ülkeden biliyorsunuz artık PCR testi istenmiyor. Karantina zaten Hindistan dışında şu anda mevcut şartlar içerisinde başka bir ülkeden de istenmiyor. Karantina durumu da yok. Şimdi bakın. Vatandaş özellikle Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerden bize gelen sorularda şu soruluyor. Diyor ki ben şimdi bir tatil paketi satın aldım, bir otele gittim ya da bir uçak bileti aldım, memlekete gittim. Ben Korona nedeniyle bir iptal olursa ne yapacağım? Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Turizmciler yeni tatil paketleri sunmaya başladılar. Ek olarak 20-25 euro civarında bir para ödediğinizde herhangi bir şekilde bir durum oluşursa, yani gidememe durumu oluşursa siz de bu paranızı geri alabiliyorsunuz ya da erteliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili olarak da Sun Express'ten biliyorsunuz Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak kuruluşudur Sun Express bir açıklama geldi. Ticaret direktörü bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. 3 euro ek ödeme ile bilet tarihlerinde iki gün öncesinden itibaren herhangi bir para kesintisi olmadan erteleme yapma imkanına sahipsiniz dedi. 3 euro ek olarak ödüyorsunuz ve biletleriniz ileri bir tarihe Herhangi bir kesinti ya da ek ödeme olmadan erteleniyor. Şimdi yine aynı kişinin yapmış olduğu açıklamaya göre şu anda fiyatlar çok uygun. Önümüzdeki aydan itibaren Haziran ayından itibaren fiyatların artmasını bekliyoruz diyor. Çünkü talep artacak. Artınca da biliyorsunuz havayolu şirketleri hayatta affetmezler ve fiyatları talep artınca teker teker yükseltmeye başlayacaklar. Sun Express'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye bu yaz 27 ülke 50 havalimanından 52 noktaya haftada 600 uçuş olacak. Ciddi bir rakam değerli izleyicilerimiz bu. Bu şu, bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları da dahil olmak üzere Sun Express'te Türkiye'ye ciddi bir yolcu taşıyacak herkes artık özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından artık geçen yıl gidemedikleri ülkemize Türkiye'ye gidecekler. Tabi ekonomik durumu müsait olanlar. Bana soracak olursanız bu yaz Türkiye'ye gidecek miyiz gidelim mi diyenler ben gitmenizde herhangi bir mahsur görmüyorum. Aksine erken rezervasyon yaparsanız ve erken uçak bileti alırsanız şu anki fiyatları ben böyle bir kısaca gözden geçirdim Geçen seneki gibi değil özellikle otel fiyatları artmış vaziyette ama Haziran'dan sonra Temmuz ve Ağustos ayı için yapılacak olan rezervasyonların daha da artmasını bekliyorum O nedenle Türkiye sadece otele gidenler vesaire değil memleketine gidecek olanlar için de bu söylediklerim geçerli uçak biletleri Haziran ayı itibariyle daha da artacak bana göre şu an eğer gidecekseniz rezervasyonunuzu yaptırmanızda özellikle bu esnek rezervasyon yaptırmanızda herhangi bir mahsur yok. İşte Sun Express 3 Euro veriyorsun. 48 saat önceden biletini ileriki bir tarihe erteliyorsun. Bilet satın alırken de bunu söylemenizde fayda var. Biz sadece Sun Express'in değil Lufthansa'nın Türk Hava Yolu'nun Pegasus'un ve diğer hava yollarının Türkiye'ye uçan tüm hava yollarının bu uygulamaya bir an önce geçmesinde fayda görüyoruz. Şimdi zor zaman insanlar iptal edebiliyor, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayabiliyor. O nedenle tüm hava yollarının yine bana soracak olursanız ek bir ücret almadan bu ertelemeyi yapması gerekiyor. Evet. Yani 3 euro tamam belki bir şey değil ama bu paranın da alınmaması gerekiyor. Çünkü yani belirsiz bir dönem. Vatandaş böyle görüyor. Vatandaşın rahat etmesi için de mutlak surette bu tür kampanyaların sayısının da arttırılması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı ve özellikle arabası olan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haberi sizlerle paylaşacağım. Almanya'da Federal Kriminal Dairesi otomobil hırsızlığıyla ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre koronavirüs salgınının başladığı 2020 yılında otomobil hırsızlığı bir önceki yıla göre geriledi. Verilere göre 2020'de 14205 araç çalındı. 2019 yılında ise çalınan araba sayısı 16431 olarak kayıtlara geçmişti. 2020 yılında otomobil hırsızlığının en az olduğu aylar kısıtlamaların en yoğun olduğu Nisan ve Mayıs ayları oldu. Rakamlara göre Salgın tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasının oto hırsızlığındaki gerilemede önemli rol oynadığı belirtildi. Yani sınırlar kapatılınca oto hırsızlığı geriledi. Geleceğim biraz sonra. Yine rakamlara göre değerli izleyicilerimiz çalınan otomobillerin ilk hedef ülkesi Doğu Avrupa ülkeleri. Yani çalınan otomobiller Almanya'da Doğu Avrupa'ya gönderiliyor. Çalınan arabaların özellikle Polonya'daki limanlardan Orta Doğu'ya yönlendirildiği belirtiliyor. Bazı çalınan otomobillerin ise Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya sokulduğu kaydedildi. Ancak organize suç örgütlerinin çoğunlukla çaldıkları arabaları parçalara ayırıp yedek parça olarak piyasaya sürdükleri açıklandı. Bakın değerli izleyicilerimiz bu otomobil hırsızlığı, araç hırsızlığı maalesef önlenemiyor. Bir de Bildiğiniz üzere Almanya'da araçların fiyatları diğer ülkelere göre daha uygun. Çünkü Almanya kendisi üretiyor. Yedek parçasıydı, oydu, buydu. Hele hele Euro'nun değerli olması ve yedek parçanın pahalı olması bu çalınan araçların parçalanarak Türkiye üzerinden veya diğer Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden başka ülkelere gönderilmesi de tabii ki bu suç örgütleri tarafından kazançlı birer suç olayı. Şimdi bakın. Bulgaristan, Romanya başta olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde bulunan ülkelerde bu iş artık almış başını gidiyor. Bir aracınız Almanya sınırları içerisinde eğer çalınırsa bu aracın artık bulunma imkanı çok zayıf hırsızlar önce doğuya doğru Bulgaristan'a doğru araçları götürüyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz. Aslında bu olay bize şunu gösteriyor. Avrupa Birliği ekonomisi, sosyo kültürel durumu gelişmeyen ülkeleri kimi bulduysalar getirdiler, Avrupa Birliği'nin içerisine koydular. Şimdi bir taraftan da Türkiye var. Türkiye bu saymış olduğumuz işte Bulgaristan, Romanya, Estonya, daha pek çok ülke Avrupa Birliği'nin bitik ülkeleri diyorum ben bunlara. Türkiye'nin ekonomisi bunları ona katlar, ona böler. Her anlamda. Türkiye'yi yıllardır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. 40 tane su getiriyorlar, 50 tane bahane buluyorlar. Ama ne hikmetse Avrupa Birliği'ne bu kenarda kıyıda kalmış aç sefil ne kadar ülke varsa hepsini aldılar. Bu da bize şunu gösteriyor. Avrupa Birliği'nin ne kadar iki yüzlü bir yapı olduğunu, bir birlik olduğunu gösteriyor. Bulgaristan, Romanya, yok Estonya, yok bilmem ne siz daha iyi biliyorsunuz. Saymama gerek yok. Avrupa Birliği'nin içerisinde cirit atıyorlar. Türkiye'ye gelince Avrupa Birliği'ne giriş koşullarını taşımıyor. Allah Allah. Bulgaristan taşıyor değil mi? İşte gördük. Çalınan arabaların çoğu Bulgaristan'da. Hala bizler Almanya'dan Türkiye'ye giderken yolda araçla giderken Bulgaristan'da başıma bir iş gelecek mi diye düşünüyoruz.